Sevgili canlar, sevgili izleyiciler, Zehra TV ekranlarından hepinize merhabalar. Bugün Tuzla Ali Aba Vakfı Cemevi'ndeyiz. Kurucu Cemevi dedesi Mehmet Özdurmaz dedemin konuğuyuz. Bizleri öncelikle misafir ettikleri için huzurlarınızda kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Dedem nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ ol dedem, ben de iyiyim. Bugün dini konuşacağız dedem sizinle beraber. Din nedir? Tanrı'nın, Allah'ın, insanların yaşantısındaki aslında çizmiş olduğu bir portredir din. Bunu açmanızı isteyeceğim ama müsaadenizle bir deyişle başlamak isterim. Muhyiddin Abdal'ın bir deyişi. Çok da severim, siz de seviyorsunuz. İnsan insan derler idi. İnsan nedir şimdi bildim. Can can deyu söylerlerdi. Ben can nedir şimdi bildim. Kendisinde buldu bulan. Bulmadı taşrada kalan. Canların kalbinde olan. İnanç nedir? Şimdi bildim. Bir kılı kırk yardıkları, birin köprü kurdukları, erenler gösterdikleri erkan nedir? Şimdi bildim. Sıfat ile zat olmuşum, kadir ile beraat olmuşum, hak ile vuslat olmuşum, mihman nedir? Şimdi bildim. Muhiddin eder hakkı kadir, görünür her şeyde hazir. Ayan nedir, pinhan nedir, nişan nedir, şimdi bildim. Evet sevgili dedem, sözü size bırakıyorum. Eyvallah. Evet, yani az önce okuduğunuz şiir aslında çok anlamlı bir şiir. Ben onun kısa 1-2 dörtlüğünü açmaya çalışayım. Çünkü konu çok uzun. Maalesef toplum aslında insanın ne olduğunu da bilmiyor. Çünkü bir toplumun rehberi eğer Kur'an'ın veya vahyin özüne uygun değilse onun bir insanı anlatması veya eksiksiz bir insanı tanımlaması mümkün değil. Bu mümkün olmadığı zaman da toplumda insan sıradan bir varlık olarak tanımlanır. Yani etten, kandan, kemikten, spermden ibaret bir beşer olarak anlaşılır ve böyle olunca da insana her türlü zulüm reva görülür. Ama Muhyiddin'in dediği gibi, Muhyiddin Abdal'ın insan insan derler idi, insan nedir şimdi bildim. Diyor ki ben diyor, bu erenler yolunda hakla insana baktıktan sonra insanın haktaki, hakkın insandaki tecelliyatını fark ettikten sonra Mevlana'nın yine benzeri bir sözü var. Diyor ki ben insanı anlatsam siz de yanarsınız, ben de yanarım. Yani insan, yeryüzünde Allah'ı temsil eden bir varlıktır. Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Her insan halife vasfıyla yaratılmıştır aslında. O kadar yüce, o kadar ulvi bir amaç için yaratılmış ki, o kadar çok yüce bir fıtratla yaratılmış ki insan, bütün kainatı Allah'ın mucit sıfatıyla tekrar inşa edebilecek. Bugün görüyoruz işte insanlar yapay zeka üretiyor. İnsanlar insanı klonluyor, insanlar varlıkları klonluyor. İnsanlar farklı şeyler içerisinde evreler arası artık yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor ki çok ulvi bir amaç için yaratılmıştır. Bütün kainatın mucididir aslında insan. Ama insan insanı bilmediği için insan o projeyi kolaylıkla imha edebiliyor. Yani insan çok özel bir projedir aslında. O yüzden Muhyiddin Abdal bunu söylüyor. İnsan insan derler idi. Ben de onlar gibi insan nedir diye bakıyorum ama şimdi anladım insanın ne olduğunu. Ondaki Tanrı'nın tecellisinin ne olduğunu, onun nasıl bir görev için yeryüzünde görevlendirildiğini ben şimdi anladım. Can can diye söylerlerdi, ben can nedir şimdi bildim. İnsandaki canın kim ait olduğunu, ne olduğunu ben anladıktan sonra değil insana dokunmak, insana zarar vermek, insana hizmet etmek için bütün ömrünü heba edersin. Çünkü karşındaki senin aynan, sen de onun aynasısın. O Tanrı'nın sana yansıması, sen onun Tanrı'nın bir yansımasısın. İnsanlar birbirinin yüceliğini fark ettiği zaman onu imha etmeyi bırak, onu incitmemek için insanlar elinden geleni yaparlar. Ama şimdi baktığımız zaman gerek Müslümanlar gerek diğer insanlar, yani dünyada insanlar insanı fark etmemiştir. Dinin bütün muhtevası aslında insanı anlatmak içindir. İnsanı insana anlatmak içindir. İnsanın hani öbür programımızda Kadir Gecesi'nden bahsettik. Tabii. İnsanın kadrinin, yüceliğinin bilinmesi içindir din aslında. Ve bütün imamlar,
Ehl-i Beyt imamları, velayet makamı, bütün nübüvvet yani Resuller vesaire, bütün peygamberlerin hepsi insanı, insan anlatmak için gelmişlerdir. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Kendini bilmeden yaradanı tanıyamazsın. Rabbi tanıyamazsın. Rabbi tanımanın yolu senden geçer, kendini bilmenden geçer der. O yüzden Muhyiddin Abdal bunu söyler, kendisinde bulan, buldu bulan. Yani senin aradığın her şey sende diyor. Kendisinde buldu bulan, bulmadı taşrada kalan, kendinin dışına çıkan bir şey bulamaz. Kendi iç aleminin dışına çıkan, dışarıdan yani zahiri boyutuna aleme bakan bir şey bulamaz diyor. Canların kalbinde olan inanç nedir? Şimdi bildim bakın, inanç bir insan olma davasıdır. Kemalete ulaşma davasıdır. Hakkı bilme ve hak ile hak olma davasıdır. Onun bütün esmalarının altında, örtüsü altında onun gibi olmaya çalışma halidir. Ama böyle bir insan yok şu an. Şu an sadece Kur'an'ın bedeni boyutumuza hitap ettiği beşeri boyutuyla bir varlık var ortada. Düşünen boyutuyla, fikir boyutuyla bir insan çok az. O yüzden biz dini anlatırken, şimdi bir cahiliye mantığında bir din var, bir de dinin kendini ifade ettiği kemalet boyutlu bir din vardır veya Ehl-i Beyt'in anlattığı bir gerçek din vardır. Din dediğimiz zaman insanlar belli kuralları koyar. Din dediğimiz zaman namaz kılmaktır, din dediğimiz zaman oruç tutmaktır, din dediğimizde cem yapmaktır değil. Bunların hepsi dinin birer parçalarıdırlar, birer araçlarıdırlar. Din, bütün kainatın her safhasındaki bütün varlıkların fıtrat programıdır, yani yasadır. Din, Allah'ın bütün mahlukata koyduğu yasanın adıdır. Her varlık kendi fıtratı üzerine o yasaya tabi olarak yaşıyor. O yasaya karşı asi olan tek varlık insandır. İnsan asileşiyor, insan kendi fıtratının tersini yaşıyor. Bakın, mahlukat o doğaya ve tabiata kendi fıtratına uyumlu bir şekilde yaşarken, insan kendisini şey yapabiliyor, yani hani dönüştürebiliyor. Yani insan kimliğinden insan altı veya hayvan altı kimliğe dönüştürebiliyor, mutasyona uğrayabiliyor. Varlıklar mutasyona uğramıyorlar. Varlıklar olduğu gibi kendi fıtratı üzerine yaşıyorlar. Ama insan kötülük yaparak, insanlar zan yaparak veya hukuksuzluk yaparak, ahlaksızlık yaparak kendi fıtratı üzerinde filizlenmesi, kendini tekamül ettirmesi gerekirken mutasyona uğratarak kendini kendisine ait olmayan bir kimliğe sürüklüyor. Yani bir hayvan altı kimliğe sürüklüyor. O yüzden dini iyi anlatmak gerekiyor. Din dediğimiz zaman bir çocuğa direktmen namaz kılmaktır derseniz o çocuk duaya yabancıdır. O çocuk evren kitabına yabancı olur. O çocuk kainat kitabına yabancı olur. Allah'ın bütün hayatın içerisindeki canlı ayetlerine yabancı olur. Ve onlara zulmetmeye başlar. Öbür tarafta namaz kılar ama öbür tarafta da zulmeder. Öbür bu çok önemli da... değil mi dedem? Yani hani gerçekten de bir ağaç yaşken eğilir sözü var ya, atasözümüz aynen. Dedem. Çocuklara öğretmemiz, öğretirken ki derin düşünmek çok önemli. Mesela işte bugün geçen bir Cem Ebi dedesiyle görüşüyorum. Dedi ki kendisi bu depremden dolayı annesiz babasız kalan yetim çocuklar işte cem evlerine geliyorlar. Kanaat önderleri olarak hani konuşmamızı istiyorlar ama psikologlarla ilk başta konuşuyoruz. Çünkü hani her ne kadar biz iyi bir şey söylediğimizi zannetsek de belki söylediğimiz şey de bize göre iyi ama o çocuğun algısına göre o algıda seçicilik mantığı var ya kötü. O yüzden diyor destek, ilim ve bilimden destek alarak biz bunu kesinlikle yapmaya yani, çalışıyoruz. Yani, o yüzden hani çocuklara ne verirsek özellikle dini konularda onu alıyor. Yani bir hurafeyi verirseniz hurafeyi din olarak alıyor ve bunu silmesi imkansız hale geliyor. Şimdi çocuğun bakın din Tanrı'nın yaratıklarıyla önce anlatılır. Yani bir çocuğa siz sürekli ressam çizin, resmi anlatın. O resmi tanıdıkça çocuk şu soruyu ister istemez sorar. Bu resmi kim çizdi? O zaman o resmi çizeni ona söylersin. Onun önce resmi idrak etmesi lazım. Oradaki sanatın inceliklerini idrak etmesi lazım. Sonra sanatın inceliklerini oraya nakşeden ressamı merak etmesi lazım. Ama biz direkt çocukların zihnine Allah kavramını koyuyoruz. Ya Allah, yani kamil bir akıl bile tam onu kavrayamaz. Çocuk nasıl kavrayacak onu? Yani çocuğun önce bir kere doğayı tanıması lazım. Doğadaki Tanrı'nın sıfatlarını, onun tecellilerini görmesi lazım. Bütün her güzelliğin
varoluş sebebinin, nedeninin oraya bağlı olduğunu bilmesi lazım. Ama önce onu tanıması lazım. Biz çocuğu doğaya karşı düşman yetiştiriyoruz. Bütün varlıklara, yaratılanlara karşı düşman yetiştiriyoruz. Ve bütün o canlı ayetleri veya vahiylerin imha olmasını sağlıyoruz. Sonra çocuğu namazda Allah'ı öğretiyoruz. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey olmaz. O yüzden cahiliye döneminin veya cahiliye mantığının din anlayışında zorbalık vardır. Her ne kadar la ilahe illallah lafzı tesbihlerle veya namazlarda zikrediliyor olsa da işin hakikatında herkesin ilahları vardır, putları vardır. İşte onu demek istedim dedim. Hani hurafeyi öğretirsek aslında çocuğa din öğretmiş olmuyoruz. Aslında kesinlikle çocuğun kalbine bir put dikmiş oluyoruz. Kesinlikle put dikiyorsun ve onun ileride yoz bir dinci olmasına sebep olur insanlar. Yani karşısındaki bakın dindar olmak başka bir şeydir, dinci olmak başka bir şeydir. Dindar olmak aydın, çağdaş ve evrensel bakış açısını geliştirir. Bütün kainattaki, mesela örneğin bir mümin dua ederken Allah'ım tüm yaratıklarını der. Bir cahil dua ederken Allah'ım bana ver der. Ama mümin herkesi kendisinden bir bütünün parçası olarak görür. Bir sosyologla bir program yapmıştım dedem. Üç kişinin olduğu bir programda. İşte konu böyle açıldı. Ben dedim ki ya biz insan olarak birçok şeyi bize yanlış yerden öğrettiler. Ama biz bunu düşünüp düzeltebiliriz. Ne mesela? Kur'an'da diyor ki Allah olmayanlara da ver. Ama biz dua ettiğimiz zaman diyoruz ki Allah'ım olmayanlara da ver. Yani buradaki bu çok ince bir çizgi var. Kesinlikle. Allah sana emrediyor. Sende varsa olmayanlara ver. Biz de diyoruz ki olsa bile Allah'ım olmayanlara da ver. Yani bu kadar cimri olmamamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani dua ederken de adamlar diyor ki mesela Rabbim işte olmayana da ver. Demiyor ki yani olmayana benim vesilemle verebilir. Evet. Benim vesile olmam gerekiyor. Onu diyeceğine de ki Allah'ım beni olmayan için vesile kıl. Vesile kıl. Ben ona ulaşayım. Bravo. Demesi gerekirken o yüzden hani bu, Hazreti Ali diyor ya dedem özür dilerim lafınızı balla bölüyorum. Birisi sizden bir şey istediği zaman diyor onu ganimet bilin o an. Kesinlikle. Çünkü sizin kapınıza gelmiş ve Allah da bu iyilik için sizi seçmiş. Sizi vesile kılmıştır. Ha. Bu muhteşem bir şey. O bilinç oluşturulmamış insanlarda. O yüzden insanlar geleneği kendi üretimi olan gelenekleri din edindi. Bu cahiliye geleneği de öyledir. Yani Emeviler döneminde Orta Çağ Müslümanlığında da çoğunlukla öyleydi ki Hazreti Resulullah'ın tebliğ ettiği veya Ehl-i Beyt'in tebliğ ettiği o dönemlerin dışında istisnai olarak bazı insanlar bu gerçek dine tabi kaldılar, kendilerini geliştirdiler ama birçoğu gelenekleri din edindiler. Siyasal çıkar ve menfaatlerini din edindiler. Haliyle nasıl ki putperestler Hazreti Peygamber Efendimiz'e ey Muhammed sen bizim dinimize karışma. Yani biz böyle inanıyoruz, bizi değiştirme. Bizi değiştirmesen sorun yok. Ama biz... Evet evet gelip öyle söylemişlerdi dedem. Hani bu birçok kez işlendi filmlerde de. Hani bizim diyor putlarımıza dokunma, ticaretimize dokunma, dinini yay diyorlar. Ya, bize dokunma, bizi değiştirme. Bütün mesele bu, insanlar değişmek istemiyor. İnsanlar kendi dinleştirdiği geleneklerinden olmak istemiyor. Çünkü onların nefislerine veya çıkarlarına uygun olduğu için. Ama Peygamber'in tebliğ ettiği dinse devrimdir. Yani insanlarda, sistemde ve hayatta değişim yapan, insanı değiştiren ve geliştiren ve insanı ön plana çıkaran bir olgudur. Bütün enbiyanın aslında dedem karşılaştığı en büyük zorluk bu değil midir? İnsanları kesinlikle değiştirmeye çalışmak. Evet, yani Musa Aleyhisselam zamanında aynen diyor ki, İşte sen bizim babamızın, atamızın bize öğrettiğini mi değiştirmeye çalışıyorsun? Aynen, aynen. Kesinlikle. Ey Musa söyle onlara diyor. Ya baba ve ataları yanlış biliyorlarlarsa? Zaten odur. Yani bütün sıkıntı bu. İnsanlar kendi ürettikleri dini kaybetmek istemiyor. Ama peygamberler de diyor ki bu sizin kendi dininiz. Bu Allah'ın tebliğ ettiği din değildir. Çünkü Allah bu evrenin, bu kainatın sahibi ise onun yasası geçerlidir. Onun yasası da senin ahlaklı olman gerekiyor, senin adil olman gerekiyor, senin kamil bir sıfata kavuşman gerekiyor, senin başkasına zulmetme hakkının olmadığı bilincini kazanman gerekiyor vesaire. Kapsamlı ahlaki kurallardır ve bunlar da evrenseldir. Ama bugün dini öyle bir hale getirdiler ki evrenselliğini yitirdi din. Sadece belli bir kabileye, belli bir topluma, belli bir ırka hitap eden bir din haline geldi. Bu en büyük hata. Bu hata dini temsil eden kurumların hatası, cemaatlerin hatası,
dini kurumların hatası vesaire, yazarların, çizerlerin, herkesin hatası. Çünkü herkes o evrensel bakış açısıyla meseleye bakmıyor. Herkes kendi bakış açısıyla, siyasi veya kültürel, genelsel bakış açısıyla meseleye bakıyor. O yüzden Maide suresinin 50. ayetinde de aslında buna vurgu yapıyor. Diyor ki, yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorsunuz? Yani siz Allah'ın size tebliğ ettiği bir dini bırakıyorsunuz. Cahiliye devrinin hükmünü veya din bakış, dini bakış açısını kendinize din mi edinmek istiyorsunuz? Gerçeği görebilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren yoktur diyor. Allah'ın koyduğu hükme uymak zorundasınız diyor ama tam tersi oluyor. İnsanlar Allah'ın koyduğu hükme değil, siyasilerin koyduğu hükme din ediniyor. İşte o yüzden de cahiliye döneminde de onu diller. Yani ey Muhammed, bizim dinimizi bozma. Ne gerisi ne yaparsan. Yani şu anda insanlar aslında dedim, çıkarlarına ne uyuyorsa, bugünkü dönemde konjektör dünyaya baktığımız zaman çıkarlarına uyan şeyleri insanlara din olarak lanse ediyorlar. Kesinlikle. Din adı altında. Bak diyor, bu Allah'ın dediği şey. Halbuki alakası yok. İrdelediğiniz zaman, incelediğiniz zaman alakası yok. O yüzden sizin az önceki söylediğiniz şey o kadar önemli ki dedem. Çocuğa yetiştirdiğiniz zaman, o nesil geldiği zaman araştırmacı, ilime, bilime bağlı. Çünkü ilim, bilim dini destekler zaten. Dinin şeyi odur zaten, temeli odur. Temeli odur yani, destekler. Kurban oldum bak, yaratılışın, yani yaratılışın formülüne baktığımız zaman her şey bilimseldir. Bilimseldir. Her şeyin içinde matematik vardır, kimya vardır, geometri vardır, geometri var, var da var. Yani sonsuz bilgi var evrenin içerisinde. Çünkü din budur yani, din ilimle bakmak. Çünkü Allah'ın alim sıfatı vardır da, mucit sıfatı vardır vesaire. İlimle bakmaktır meseleye. Ama bugün siyasiler o ilimle bakmamızı veya bilim yapmamızı emreden dinin önüne siyasi barikatları oluşturarak toplumu kendine kurban edecek ve toplumun üzerinde kendi saltanatını kuracak bir din oluşturur. Oysa ki iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa dedem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurmuyorlar mı? Demiyorlar mı ki ene medinetul ilim? Kendisini tanımlarken böyle tanımlıyor, tanıtıyor. Şehriyim. Ben ilmi şehriyim ve Aliyyun babu ve Ali onun kapısıdır. Yani burada kendisini ilmin şehri olarak tanıtıyor. İlme bu kadar değer veriyor. Aynen öyle. Yani ilimle gidemezseniz zaten olmaz. Yani ilim Çin'de de olsa arayıp bulunuz diyor. Yani Çin eğer bir ilim değer üretiyorsa onu alın diyor. O ilimdir, Allah'a aittir diyor. Çünkü onu ortaya çıkaran ayet de akıldır yani. Akıl da ayettir, vahidir. Bakın Allah akılla kainatı tefsir ediyor ya. Akılla yani ayetle ayeti tefsir ediyor. Kitapla kitabı tefsir ediyor. İnsan natıf kitaptır. Evren kitabını tefsir ediyor akılla. Ve evrende var olan her şey bilimdir. Ama maalesef siyasiler bunun tersini yaptı. Yani siyasiler toplumun aydınlanmasını istemedi. Hiçbir zaman istemediler. Yani evet. Bu Avrupa'ya Tam baktığımız zaman, Orta Doğu'dan ziyade dedim Avrupa'ya, Orta Çağ zamanına baktığımızda bile, o Rönesans devrimine kadar, evet, kilisenin oradaki baskıları malum herkesin. Cadı avları, aynen, işkenceler, aynen, işkence aletleri, hala National Geographic'te belgeselleri yapılıyor. Papa'nın insanlar üstündeki etkisi, yani devamlı insanları böyle din adı altında bir hapis. En son ne oluyor? Devrim oluyor. Ve o Rönesans devrimiyle beraber insanlar aydınlanma çağına giriyorlar. Giriyor. Doğru mu? Aynen, aynen. Doğru. Ama bu Müslüman dünyasında hala olmadı. Yani çünkü dedem hala Müslümanların kendilerinin uyanması lazım. Yani kesinlikle. Artık beni kandıramayacaksın sen. Beni Allah adıyla sen aldatamayacaksın. Hani kesinlikle. Diyor ya, dikkat edin sizi Allah adıyla aldatmasın, ayet var. Aynen, aynen. Beni artık aldatamayacaksın sen ya. Ben bu dünyaya gözlerimi kapatmayacağım demenin zamanı geldi artık Müslümanlar, evet, için. Kesinlikle. Yani Kur'an bizi her ayette hak olan dine yönelmemizi emreder ama toplumsa batıl olan dine yönelmiştir veya siyasal veya kültürel dine yönelmiştir. Bu Orta Çağ'da da böyle olmuştur ki öyle olmasaydı Kerbela faciası gerçekleşmezdi. Öyle olmasaydı Abbasilerin Ehlibeyt'e yapmış oldukları zulüm olur muydu? Öyle olmasaydı Osmanlı döneminde bu ülkede o aydınlanmanın önünü açan insanlar katledilir miydi? Tabii dedem, ciğerimi yakan bir hadise Kerbela dediniz. Hazreti Hüseyin'e İmam Zeynel Abidin soruyor, baba diyor, ne söylediysen diyor Yezid'in ordusu kabul etti. Demedin ki mesela ben Fatıma'nın evladıyım dediler ki evet. Cennet gençlerinin efendisiyim dediler ki doğru söylüyorsun. Evet. Muhammed'in torunu değil miyim? Evet. Ali'nin evladı değil miyim? Evet. Ben bu değil miyim? Herkes diyor ki dediklerini kabul et. Evet. Yani orada Hazreti Hüseyin'e sen o değilsin diyen olmadı. İtiraz, aynen, eden olmadı.
Diyor ki peki baba diyor hala karşında kılınçlarla beraber durmalarının sebebi ne? İşte Hazreti Hüseyin orada altın harflerle tarihe yazılan o sözü söylüyor. Diyor ki karınlarındaki haramlar. Bu ne demek? Karınlarındaki haramlar. Dedem çocukken yetiştirdiğin evladına sen haramı öğrettiğin zaman haramı sadece birkaç tane şekilcilikten ifade olan özellik, sembol olarak işte bu haram, bu haram, bu haram. İşte midyeyi yeme oğlum haram, şu haram diye öğretirsen evet o zaman dünyaya masumun karşısında kılıç çeken insanlar gelmiş oluyor. Öyle bir nesil yetiştirmiş oluyorsun. Yani eyvallah. Haram lokmayla yetişen bir nesil bir gün Hakk'a kılıç çeker. Çeker. Çeker duruma gelir ki öyle oldu Kerbela'da. Hak olan imama kılıç çekildi. Çünkü haram ile beslenen bir zümre bunu yaptı. Bizim Anadolu'da bir şey vardır böyle kışın insanlar elektrik olmadığı dönemlerde gaz yakarlardı. Gaz lambaları vardı. Ve bazen şehirden gaz alırlarken tenekeyle içine insanlar yani esnaf su katardı. Zavallı adam parasını verir, onu sırtladı, saatlerce yol yürüdü, getirdi, evvel lambaya koyardı, lamba yanmazdı. Yani şu haram kursağı, yani kursağı haram lokma girdiği yerde Allah'ın nuru yanmaz. Yanmaz. Tecelli etmez. Yüreğine sağlıklı. O kadar güzel bir örnek verdin ki. Ve bugün Müslümanların buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi Rum suresinin 30. ayetine baktığımızda Hüseyin Can diyor ki bütün batılı inançlardan uzak bir şekilde yüzünü hak dine çevir. Allah'ın emri bu. Hak olan değil. Bugün Müslümanlar hakkı aramıyor. Müslümanlar hak ile kamufle edilmiş batıl ve hurafelere dayalı bir siyasal dinciliği kendine din edinmiştir. Ama Kur'an öyle değil mi? Kur'an diyor ki hak dine yönünü çevir o fıtrat dinine diyor. Bakın fıtrat dini ya. Çünkü insanların fıtratı mazlumiyet ve masumiyet üzerine kurulmuştur. O fıtrat dinine ki insanları Allah onun üzerine yaratmıştır. Onun üzerine inşa etmiştir. İnsan ancak kendi fıtratı üzerine inşa olursa gerçek dine ulaşabilir. Kendi fıtratından çıkıp mutasyona uğrayarak çeşitli mahlukatların yaşam biçimini kendine yaşam edinirse onun yüreğinde o hakikat dininin nurunu tecelli etmesi mümkün değildir. Şimdi Peygamber Efendimiz'in konuda bir hadisi vardır. Diyor ki hiçbir çocuk yoktur ki İslam fıtratı üzere doğmuş olmasın. İslam yani her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. İslam fıtratı nedir? Hanifliktir. Hanif, tertemiz, pak. İbrahim peygamberin hanif. Aynen. Fakat diyor orada hadiste fakat diyor sonra annesi ve babası onu ya Yahudi yetiştirir ya Hristiyan yetiştirir ya Mecusi yapar vesaire vesaire çeşitli etnik kimliklere batılı inançlara sevk eder. Bu insanların suçudur diyor. Aslında her insan tertemiz bir fıtrat üzere doğar diyor. Bu hayvanların her azası tam olarak yavrulamasına benzer. Siz kesmeden önce kulağı kesik olarak doğmaz. Bir hayvan kulağı kesik olarak doğmaz, siz kesersiniz diyor. Kulağı kesik olur diyor. Yani siz insanları kesersiniz veya insanların fıtratını kesersiniz, insanların yönünü, istikametini kesersiniz. Onu kendinize göre bir şekle, şemale sokarsınız diyor. Ama Allah'ın yaratılışı üzerine devam etmiyor fıtrat. Hiç kimse Allah'ın yaratığı fıtrat üzerine kendini devam edip tamamlamıyor. Herkes siyaseten değişiyor, mezhepsel bakış açısıyla değişiyor, işte cemaatçi bakış açısıyla değişiyor ve herkes asıl fıtratından çıkıyor. Çıkıyor. Yüreğinize sağlık dedim. Evet, programın sonuna geliyoruz. Son birkaç cümleyle insan ve din adlı bu programımızı toparlarsak, ne demek yani istersiniz? Şunu demek istiyorum, hiçbir tarikatçı, hiçbir cemaatçi, hiçbir ilahiyatçı, dede, ebe, ana vesaire insanların kurtuluşa götürmez. İnsanları kurtuluşa götürmez. Yani bir kanaat önderi olarak siz bu sözü söylüyorsunuz. Tabii, insanları kurtuluşa götüren hak din ve hak imamlardır. Eyvallah. Velayet kapısıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadisi vardır, iki emanet. Bizi kurtuluşa götüren iki emanet vardır. O iki emanete tutunduğunuz müddetçe sapmazsınız. Ama bugün günümüzde artık herkes kendini kurtarıcı olarak görüyor. Şu cemaat kurtarıcı, şu cemaat Azrail'i dövüyor, şu cemaat depremi durduruyor, şu cemaat şöyle, lideri şöyle yapıyor. Bunlar hurafedir ve insanlar bu hurafelerle helak oluyor. Evet. O yüzden insanların hak dine yönelmeleri lazım. İnsanların Kur'an'a ve Kur'an'ın öğretmenine yönelmeleri lazım. Natık Kur'an'a yönelmeleri lazım. Ve saf bir imanla kendilerini hakka teslim etmeleri gerekiyor. Ben bunu söylerim. Yüreğine sağlık dedim. Gerçekten birçok program yaptık seninle beraber ama eyvallah. Bu program gerçekten de çok açıklayıcıydı. Teşekkür ediyorum. Yani akıllarında soru işareti olanlar,
gerçekten bu ışıkla aydınlanmıştır diye düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim misafirperverliğiniz için. Cem Evi'niz adına, burada çalışanlar, gönüllü olarak burada emek verenler ve size minnetlerimi sunuyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Yüce Rabbim bu yolda hizmet ediyorsunuz. Sizleri muvaffak eylesin. Sağ olun dedim. Yüreğine sağlık dedim. Sağ olun canım. Sevgili izleyiciler, sevgili canlar, bugün Tuzla Ali Ağabey Vakfı Cem Evi'ndeydik. Sevgili dedem Mehmet Özdurmaz dedemle beraber İnsan ve Din adlı güzel bir program oldu. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de aynı keyfi almışsınızdır. Zaman ayırdığınız için, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sürçülisan ettiysek affola. Sevgiyle kalın. Kamera arkasındaki ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Emek sarf ediyorlar. Ciddi bir gayretleri var. Sevgiyle kalın.